9 Ağustos. Saat kaç? Saat 2'ye 5 var. Bugün Çamlıhayla'daki ikinci günümüz. Dün saat 2.30 civarında gelmiştik Çamlıhayla'ya. Bir pansiyonda, daha önceden gördüğümüz, ayarladığımız bir pansiyonda kalıyoruz. Odamız çok güzel, serin, manzaralı. Yani göz yüksekliği olan insanlar için belki biraz küçük bir yer ama bizim için çok güzel. Öncelikle yolculuğumuz biraz, yollar virajlı olduğu için sıkıntılı geçti. Midemiz bulandı biraz. Sarı Kavak'ta mola verdik. Sarı Kavak'ta mola verdiğimiz yerde ayran ve sıkma içtik. Ayran biraz iyi geldi bize ama biraz eksi fazlaydı. Daha sonra odamıza yerleştikten sonra da merkeze indik, çarşıya. Karnımızı doyurduk, biraz dolaştık. Havası çok güzel. Güneşte uzun süre beklenmediği sürece terlenmiyor ve gölgeler de çok serin, çok güzel. Gece 12 civarında uyuduk. Sabahta saat 8'de uyandık. Öncelikle namaza uyandığımızda saat 5 civarında. Ben bugün 10'a kadar uyuruz dedim, o anki uykusuzlukla. Namazı kıldıktan sonra ama 8'e kadar. 8'de de bir anda normalde yarın gideceğiz ama bugün dolu dolu yaşayalım, erken uyanalım düşüncesiyle ben biraz erken kalktım ve Esra'mı da uyandırdı. Dün ben çalağımı çok severim. Otele, daha doğrusu pansiyona yakın bir yerde şalgamcı vardı. İki şalgam istedi, ikisi, birisi acılı olsun dedik ama oradaki bir abimiz, şalgamcı abimiz, şalgama acı dökmeden önce şalgamımızın bir damak tadına bakın diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Bu söz üzerine yarım bardak içtim, kafama diktim. Ben direkt zaten o söz üzerine 1 litre, 3 litre ve 5 litrelik şişelerden acaba hangisini alsam diye düşünürken sonra yudumlamaya başladığımda içim dışıma çıkmak üzere oldu bir an. Hemen gizli gizli döktük şalgamları. Teşekkür ettik, elimize sağlık deyip direkt otele geçtik ve hemen başka bir şeyler içtik midemizin bulantısı gitsin diye. Ve iddia ediyorum, hayatımda içtiğim en kötü şalgamdı. Benim de. Şu an hava çok serin, güzel. Evliliğimizin ikinci günü. Çok güzel geçiyor buradaki günümüz. Yarın, yani 20 Ağustos Çarşamba günü buradan gitmeyi düşünüyoruz, öğleye doğru en geç. Herkesin de böyle buralara gelmesini isteriz. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel, sakin, sessiz bir yer. Kimsenin kimseye zararının olmadığı bir yer. Herkes huzurlu, mutlu görünüyor. Allah tüm İslam coğrafyasına da aynı mutluluğu, huzuru inşallah nasip eder. Bu kadar. Başka söylemek istediğim şey var mı? Bu arada Esra'yı çok seviyorum. Biricik eşimi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bunumuzu da ömrümüzün sonuna kadar anlasılmaz. Allah inşallah nasip eder. İnşallah. Herkese de nasip eder inşallah.